Merhaba sevgili ikizler. Selamlar sevgili ikizler. Evet, Bilinçokul Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, hı hı. Ben Oğuzhan Ceyhan. Evet, çok ilginç bir döneme giriyor ikizler bugün. Evet. Ne dersin? Geziler, seyahatler, geziler. Yolculuklar var. Evet. Eğitimle ilgili güzel haberler var. Evet, ne diyorsun? İkizler Burcu için iletişimin yoğun olacağı bir ay. Çünkü ay başında Kova Burcu yeni ayı ve 15 Şubat'ta Aslan Burcu dolunayı İkizler Burcu'nun 3 ve 9. evlerini etkileyeceği için seyahat yapabilecekleri bir ayda var. Yakınlarıyla daha fazla irtibat kurabilecekleri bir dönemdeler. Tabii bu arada Merkür'ün retro olduğu bir aydayız. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Uzun yıllar önce gitmiş oldukları bir yere gidebilirler. Evet, evet. Uzun yıllar önce gördükleri ve tanıdıkları insanlarla yeniden karşılaşabilirler. Ama Merkür retro olduğu zaman birkaç şeye dikkat etmemiz evet. gerekiyor. Pasaportu kaybetmemek. Evet. Arabanın bakımını iyi yaptırmak. Elektronik iletişim cihazlarına dikkat etmek. Çünkü daha ziyade rezervasyona dikkat etmek gerekiyor. Kesinlikle, evet. Çünkü rezervasyonlarla ilgili sıkıntılar olabiliyor, bazı yanlışlıklar olabiliyor, hava alanı transferleriyle ilgili evet. gerginlikler olabiliyor, otobüs bileti bulunamayabiliyor evet. gibi gibi etkilerin çok çok fazlasıyla olduğu bir dönemdir bu. Evet. Astrolojik olarak baktığımızda 30 Ocak Kova Burcu yeni ay ile beraber ne yapıyor? Seyahat ediyor, yolculuğa giriyor. Fakat eğitimle ilgili konular da gündeme geliyor ve evet. mesela önemli bir sınavı kazanabiliyor bir kısmı. Evet, evet, sürpriz de olabilir bu. Sürpriz bir sınav kazanabiliyor, hı-hı. sürpriz bir davada hı-hı. sürpriz bir başarı kazanabiliyor, hı-hı. sürpriz bir hediye alabiliyor. Hı-hı. Bir başka yabancı ülkede mesela green card alabiliyor, bir başka yabancı ülkenin aslında vatandaşlığına kabul edilebiliyor gibi gibi anlamlarda onu İleriye dönük yaşamsal alanlarını geliştirecek ve pekiştirecek pek çok alanda gelişmelere sebep veriyor. Özellikle medya yayıncılıkla ilgili kendi şirketinin tanıtımı olabilir, kendi tanıtımı olabilir, internet sitesi açmak olabilir. Çünkü bunlar kova etkisi, 9. ev etkisi, Uranüs etkisi. Bu alanlarda da yenilikler, yeni başlangıçlar yapılabilir. Özellikle Merkür Retrosu başlamadan önce 30 Ocak ile 5 Şubat aralığı değerlendirilebilir bunlarla ilgili. 30 Ocak 5 Şubat hı-hı. arasında bunların yapılması hı-hı. daha uygundur ama 6 Şubat'tan hı-hı. itibaren dikkat etmek evet. gerekiyor. Mesela 10 Şubat günü gergin bir gün. Evet. Güneş ile evet. Satürn'ün gökyüzünde problemi var. Bazı beklenmedik aksilikler olabilir, kısıtlamalar olabilir. Veya işle alakalı. İşle alakalı veya yanında çalışan bir kişinin problem çıkarması, işten ayrılması gibi durumlar. Hani günlük hayatlarını aksatacak bazı beklenmedik durumlar olabilir. Bir de sağlıklarına o gün özellikle 11-12 Şubat gibi dikkat etmeleri gerekiyor. Bel ağrısı, diş evet. problemleri, Satürn akrep. Evet. Bunlara sebebiyet verebiliyor, düşebiliyorlar, çarpabiliyorlar. Bunlar önemli ve küçük hırsızlıklara dikkat diyoruz 11 Şubat'ta. 15 Şubat'ta Aslan Burcu Dolunay'da ay daha da hızlanıyor. Evet. Ayın yaşamsal etkileri çok daha fazlasıyla güçleniyor, hı-hı. hız daha fazlasıyla hı-hı. artıyor, etki çok daha fazlasıyla evet. artıyor. O zaman neler bekliyor demek bize? Üçüncü ev dolunayı belki planladıkları bir seyahati gerçekleştirme söz konusu olabilir. Mars'ın da çünkü üçgen açısı var. Bu enerji ve motivasyonlarını yükseltecek. Kendilerini daha fazla ifade etmek isteyecekler. Bazı toplantılarda, ortamlarda işte daha hararetli konuşmak, yazılı sözlü iletişimin yoğunlaşması gündeme gelebilir. Yine kardeş olabilir, yakın çevrelerindeki kişiler olabilir. Komşularla... Onlarla ilgili... ilgili evet. konular da ön plana çıkabiliyor evet. ama aşka da dikkat. Aşka da dikkat. Aşkla hı-hı. ilgili mesela pek çok ikizler burcu yeni bir duygusal ilişki hı-hı. teklifi arabiliyorlar. 15 Şubat ve evet. takip eden 2 haftalık dönemde yeni tanışmalar. Hı-hı. Çünkü o 3. ev yeni tanışmalara, evet. yeni insanlarla iletişime sebebiyet veriyor biliyor. Mars'ın etkisi olduğu için de güzel sohbetler bunlar. Evet. Güzel sohbetler. Bazı konuları daha rahat açık açık ortaya çıkartabiliyorlar ama gökyüzünde enerji var. Dans. Otomobil de olabilir. Otomobil de alabiliyor. Mars etkisi olduğu için bir otomobil alımı veya değişimi veya belki onarımı, tadilatı gibi konular. Mesela bir kısmı firmada bazıları evet. terfi etmiş evet. olabilir, firma araba vermiş evet. olabilir öyle bir, gibi evet. gibi gezegen açıları var. Çünkü Merkür de ilk etapta retro balık burcunda yarıda evet. kalmış bir hediyeyi veriyor onlara dediğimiz bir nokta var. 18 Şubat'tan itibaren Merkür'ün balık burcuna doğru Güneş'le beraber destek açısı ve Merkür'ün Kova Burcu'ndaki etkisiyle beraber iş ve kariyer daha gündeme geliyor. O kariyerle beraber kariyer hayatlarında bazı gelişmeler. Yani aslında
14 Şubat'tan sonra baktığımızda 20 Şubat sonrasında işin kariyerin evet. daha yoğunlaşacağını, evet. çalışma hayatlarında da daha fazla başarı göstereceğini gösteriyor. 19 Şubat'a dikkat diyelim. 19 Şubat Merkür'ün Satürn'e kare yapması gerçekten o gün Merkür'ün de retro olduğunu düşünürsek seyahatteyseniz dikkat etmeniz gerekiyor. Tabii. İşle, yurt dışıyla işleriniz varsa görüşmeler, konuşmalar, anlaşmalar yine bazı aksilikler gündeme gelebileceği gibi otomobil arızalanması, telefonun bozulması gibi sorunlara sebebiyet evet, verebilir. Artış gösterebilir. Lastiğiniz patlayabilir. Evet. Veya uçakta gecikme olabilir. Veya bir seyahatte istediğiniz sonucu. Yani seyahatteki küçük ofis elemanlarıyla tartışabilirsiniz mesela. Evet, hosteste evet, bir gerginlik olabilir uçakta falan, girmeyin bunlara diyebiliriz. Evet sevgili ikizler, daha fazla ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız aylık burçlarımızda öz burcunuzun yanında da yükselen burcunuzu okumanızı tavsiye ederiz. Bunun yanında Sayın Demet Baltacı ve Bilinçokulu ekibinin yapmış olduğu haftalık burç yorumu ve günlük burç yorumu videolarında gün gün başınıza gelebilecek kavramlar ve olasılıklarla ilgili pek çok bilgi de alabilirsiniz. Mart ayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Saygılarımla.